Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bu güzel babetin anlatımıyla yine birlikte sizlerle birlikteyim. Ben de çok özledim video çekmeyi, sizlerle paylaşmayı. Bu babetle de inşallah açılışı yapalım. Devamı da gelir diliyorum diye umuyorum. Şöyle hızlıca hemen malzemelerimize başlayalım. Malzemelerimin ne olduğunu şöyle dikmedim ben fiyonku. Görün istedim, gayet şık. Bu topuk, yani yan ve komple birlikte örülen kısım benim çok hoşuma gidiyordu uzun zamandır. Hazır dış giyim ayakkabılarda bu örgü modeli çok vardı. Ben de şöyle ev babetine uyarladım. Ama siz dilerseniz arkadaşlar bunu hazır taban üzerine de yapabilirsiniz direkt. Dış giyim taban üzerine de aynı bu sayılarla yapabilirsiniz. Yani birebir hemen hemen aynı sayılarla ördüm ben de. Örmeye çalıştım. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Kullandığım malzeme göstereyim. Şöyle çift keçe ve deri çift katmanlı bir tabanlık. 38 numara, 37 numara uyumlu sayılar bu. Vereceğim sayılar şimdi. Tabanlık kullandım. Farklı bir renkte öreceğim ben şimdi. Hem açık bir renk olsun istedim. Hem de başka bir renk tonuyla da merak ettim. Sizler de görün istedim. Pembeye de çok yakışacağını düşündüğüm için sürekli kullandığım benim sayfamdan takip edenler Instagram'dan bilir. Kullandığım pudra rengiyle de bir tane örmek istedim. Örgü tabanımı hazır ettim. Dediğim gibi siz direkt hazır taban üzerine de kanalımda taban tığlama ve direkt taban üzerine de örülecek modeller içinde taban tığlamalarım var. Gayet de güzel ve muntazam. O tığlamalardan yapıp aşağıdaki videolardan bakabilirsiniz bilmeyenler için. Hemen bu modeli de kurabilirsiniz. Yani hemen hemen tüm babetlerde, tüm modellerde çok fark yok. Hazır taban üzerine veya örgü taban üzerinin arasında fark yok. Ben sayfamda genelde bu tarz çalıştığım için bunu görün istedim. Hazır taban üzerine örmek de daha kolaydır. Yani bu örgü taban üzerine örmekten sayılar oturtmak. O yüzden ben zor olanı, daha zor olanı, anlaşılması zor olanı göstermek için bunu tercih ettim. Hemen pudra rengi bir pembe 5408 renk numarası. Bu rengin merak edenler, bu renkte örmek isteyenler olursa örgü tabanımı ben 2 numarayla ördüm. Şöyle 1.75 milim 2 numara bir tığla ördüm. Üst tarafının modelini komple 5 numarayla ördüm. Nedeni de arkadaşlar birazcık daha ince tığ kullanmak istedim. Çünkü bu dış giyim ayakkabı üzerine olduğu hali ince bir iple, daha ince bir iple yapıldığı için model kendini daha güzel gösteriyor. Nako pırlanta yapısı biraz daha kalın olduğu için ben birazcık ince tığ tercih ettim ki model kendini göstersin. Daha sık ki toplu dursun. İnce kalın bir tığ tercih etmedim. O yüzden de taban hariç diğer tüm kısımlarını 5 numara bir tığla ördüm. 1.50 milim. Şöyle tam net değil. Hemen başlamak istiyorum. Örgü tabanımı tamamladım. Burada ipimi keseceğim. Taban anlatımı da var. Aşağıdaki videolardan bakabilirsiniz. 38 numara, 37 numara ya da taban anlatımı var arkadaşlar. Burada kesiyorum. Bunu hazır taban olarak da yani fazla farkı yok. İlmek sayılarımız yine aynı olacak. Hazır taban üzerine de yaparsak. Tam tepeden şöyle şu tepe olarak şu tepedeki tam tepeyi tutturdum tığımla bu tarafa doğru 23 sayıyorum. Diğer babetlerimde de genelde bu sayılarda ayırıyorum bu ortayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bu şekilde. Hemen iki dalını bakın burada ayırdım.
23 üçüncü ilmekten şöyle aynı dış bu tarafa doğru sayacağız arkadaşlar. Ben tam ters tarafa saymışım. Yine tepeyi tutuyorum. Düz tarafı bize bakacak şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Hemen 23.'den şöyle iki dalını tığımı batırıyorum. Kalan şu tek dalına zaten tabanı monte edeceğiz. Burada başlangıç olarak başlıyoruz. Tekrar göstereyim. Şöyle iki dalını aldım. Bu tek dalları kalacak. Bir zincir çektim. Direkt aynı yere bir sık iğne ördüm. Arkadan da ipimizi gizleyerek örmeye devam ediyoruz. Bakın tek dalları dışarıda kalıyor. İpimi alıyorum. Burada iki dal, iki tanesine ilmeğini alıp bu şekilde başladığımız yere kadar komple sık iğne yapıyoruz bu ilk sırayı. Tek dalları da dışarıda kalacak şekilde buraya kadar gelelim, devam edelim. Evet, şimdi buraya başladığımız yere kadar sık iğne yaparak geldik. Arka iki dalını alarak sonuncuya da batıyorum. Şimdi buradan direkt yine şu ilk bir zincir çekip yaptığımız sık iğne içerisine yakından göstereyim. Kaydırmayla batmıyoruz. Hemen sık iğne yaparak buraya geçiş yapıyoruz. Buradan tekrar sık iğne yapıyoruz ta ki şu kısma gelene kadar burayı geleceğiz. Şuraya kadar bir sık iğne yapacağız. Sonrasında şu topuktan ben ne kadar ayırdım yani sağ ve solda göstereceğim. Ya da siz topuğa gelene kadar tam tepeye kadar sık iğne örelim. Devam edelim. Yani sonuna kadar buraya kadar sık iğne yapmıyoruz. Şu topuktaki tepe kısma gelene kadar örelim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan şu şekilde ördük buraya kadar, topukta en tepeye kadar sık iğnemi yaptım ikinci sıra. Şimdi bu en tepeyi buldum. 1 2 3 bu sağ 13 tane, saymamıza gerek yok. 13 adet sık iğne sağ, 13 adet de şu sola kadar. Ben bir ayarını yaptım, ördüm. Şimdi bu sola kadar da 13 adet sayacağız. Toplamda sağ ve sol 26 adet olacak. Bir yapalım. Şimdi bu 13 tane oldu. Bununla birlikte, bu yaptığımla birlikte yine 13 adet de bu tarafa, sola doğru 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Tekrar saymak istiyorum. En tepemizi 1 2 3 4 burayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adet buradan sağ ve sol ayırıyoruz. 13 sağ,
13 sol yaptık. Burada iğnemi ilmeğime sabitleyeceğim. Bu kalan yeri buradan başlangıç yapmıştık. Bu kalan yeri sık iğne yapmadan buraya kadar ördük. İkinci sırayı. Şimdi 26 adet sayıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26. adet ilmeğimiz bu oldu. Tam karşısına denk gelecek şekilde. Hemen ilmeğimi çektim. 26. ilmekten ilk başladığımız şurada. Arkada ipimizi gevşek bir şekilde, çok bol da çok sık da yapmıyoruz. Rahat bir şekilde örülecek. Ördükçe de hem toplayacak hem de ipimizi ördükçe kaybolacak. Bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne. Bu ilmek çıkardığım yere bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğne içerisine değil, hemen şu aradaki boşluğa, iki sık iğne arasındaki boşluğa, iki sıra oluyor buradaki sık iğne sıramız bizim. Bir diş yapıyoruz. Yanındakine bir sık iğne, bir yanındakinin alt taraftaki tam ortadan bir diş yapıyoruz. Yanındakine bir sık iğne, diğer yanından hemen orta kısmından alıyoruz, bir diş yapıyoruz. Bu şekilde bir diş bir sık iğne yaparak şu ilmek olan ayırdığımız, sabitlediğimiz yere kadar örelim. Son iki ilmeğim kaldı. Bir diş yaptım. Sonundan bir öncekine bir sık iğne yapıyorum. Son ilmeklere hep böyle bir diş denk gelecek arkadaşlar. Hemen sık iğnenin altındaki şu boşluğa aldım ilmeğimi ve iğnedeki ilmeğimi de alıyorum. İğnemi çıkarıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir diş de bu şekilde elde etmiş olduk sonuncusuna. Toplamda sayalım. Sizin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane dişimiz olacak. 26 sık iğnemizdi sağ ve sol. 13 tane de şu dişlerden elde etmiş olacağız. Yanından hemen bir yanından 3 tane sık iğne alıyoruz. 1, 2, 3. 3 sık iğnemizi aldık. İğnemi yine ilmeğime sabitleyeceğim. Biraz küçük. Olması daha iyi olurdu ama işimi görüyor bu da arkadaşlar. İş görür yani. Yine ipimi şu şekilde bol gevşek bıraktım. Bu tarafa geldim. 1, 2, 3. Solda 3 tane ilmek sık iğne yaptım. Buradan da 3 tane ilmek. Üçüncüye şu ilk ilmeğimi batıyorum. İlmek çıkardım. Bir zincir çektim. Bakın yine çok gevşekte bırakmayalım. Bu bolluk arkada ideal. Bir zincir çektim, yine battığım yerden bir sık iğne yaparak başladım. İlk 3 tane ayırdığımın ilkine sık iğne yaptım. Ortadaki ikincisine bir diş yapıyorum. Son yine bir sık iğneye denk gelecek. Bu da şimdi ikinci sırada aynı bu şekilde başladığım yer. Bir zincir çekip aynı yere battım. İkinci sırada, bir alt sıradaki yani. Bu kısma şimdi diş yapacağız. Dişimizi yaptık. Hemen devam ediyoruz. Artık tam tersi olacak. Diş olan yerlere sık iğne, sık iğne olan kısımlarda tam alt taraflarından diş yaparak
Bu sırayı da sonuna kadar örelim. Sonuna kadar örelim. Yine son 3 tane sık iğnemiz bir altta. Sık iğne yaptığımız yere geldik. Bir dişimi yaptım. Pardon, bir sık iğne yaptım. Buraya bir diş yapıyorum. Bu 3 tane sık iğne bir alt sırada olduğu için arkadaşlar, bu alt tarafa dişimizi, şu başlangıç, yani şu aralara batacağız bu sıralarda. Bu kısımlara diş yapacağız. Zaten ördüğünüzde anlayacaksınız nereyi demek istediğimi. Hemen yanındakine bir sık iğne, sonuncusunu yine batıyorum, çekiyorum. Bakın, son sık iğne ortasına, hemen buradan iğnemden ilmeğimi de alacağım ve hepsini birlikte çıkacağız. Hepsini birlikte çektim. Burada da sonuncu dişim oluşmuş oldu. Yine 1 2 3 her sırada böyle sağdan da soldan da 3 tane sık iğne alıyoruz. Şekillenmeye başladı topuğumuz. Bu tarafa yine geldim ben. İpimi 1 2 3 3 sık iğne bu tarafa saydım ve yine ipimi ayarladım. Şöyle çok gevşekte, çok sıkı da olmasın, bir zincir çektim. Bakın, gevşekli bu komple şurayı saracak kadar olsun. Arkada zaten içten bakabilirsiniz, ip kayboluyor tamamen, hiçbir görüntü kirliliği olmuyor. Yine aynı yere bir zincir çekip bir sık iğne yaptım. Bir diş. Bir sık iğne. Bir diş. Bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Anlaşılması, sayıları gayet rahatlıkla anlayabileceğiniz sistemde örülüyor. Her sırada dediğim gibi yapıyoruz, örüyoruz topuk kısmımızı. Şöyle göstereyim ben. Bakın ne kadar güzel duruyor muntazam. Yani başka model babetlerinizde de bu yükseltmeyi, bu topuğu kullanabilirsiniz, örebilirsiniz. Tam şu kısma gelene kadar devam edeceğiz. Arkadan da sayabiliriz. Şuradan tam sayabiliriz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yana doğru 16 sıra oluyor. Ama şöyle yukarıdan aşağıya da, bu sizi belki kafa karışıklığı yapabilir sizde arkadaşlar. Şöyle yapalım biz. Şu başladığımız yere kadar bunu öreceğiz. Bu yükseltmeyi devam edeceğiz. Yani şu kenarlardan 3 3 alıyoruz ya, bu tarafları komple şuraya gelene kadar şu kenarlardan 3 3 almayı, buraya gelene kadar, bakın bura başlangıç yerimizdi, şu bitime kadar devam ederek örüyoruz bu dişleri. Burada zaten göstereceğim başka bir tarafı, yani bir farklı yeri yok, noktası yok. Aynen bu iki sırada ördüğümüz şekilde örerek aynı teknikle komple şu kenarları şu başladığımız yere kadar
geliyoruz. Başlangıç yerine kadar tamamlıyoruz bu dişleri, tabanı. Şimdi birlikte, hep birlikte orayı yapalım. Sonrasında da ön kısmına inşallah başlayacağız. Evet arkadaşlar, bakın şurada son 3 ilmeğim kaldı başlangıç yerine kadar. Burayı da sizinle birlikte tekrar göstereceğim. Bir sık iğne yaptım. Kalan, yani bir alt sıradaki 3 sık iğnemiz burası. Ördük ve yükselttik bayağı da. Hemen alt sıradan yakından şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3. Alt sırada yaptığımız şu kenarlardan aldığımız 3 sık iğne oluyor. Burayı hemen alttan bir diş alıyorum. Bir diş yapıyoruz. Yanına bir sık iğne. Arkada da ipimizi gizliyoruz. Son kalan iğnemizle iğnemizdeki ilmeği almadan buradan hemen çekiyoruz ipimizi. İğnemizdeki ilmeğimizi, tığımızı da takıp, biraz büyük benim iğnem, hepsini birlikte çekiyorum. Son dişimi de burada yapıyorum. Kalan son 3 ilmek, son yani buraya gelene kadar artık 1 2 ve 3. Bakın başlangıç yerine geldim. Tam yani altta bu taraftan 23 ayırdığımız yer burası. Buraya geldik. Şimdi yine iğnemi takıyorum. Burayı da göstermek istedim. Yine aynı sistemle buraya kadar aynı bu şekilde ördük. İğnemi takıp tekrar buraya, karşı tarafa geçiş yapıyoruz. İpimizi yine aynı burayı saracak şekilde, bakın şu topu ne gevşek ne de çok sık. Arada benim burada, bakın şu ip fazlalığı sizi yanıltmasın. Evet, biraz bol aldığım için bu iplerden fazlalık kalabiliyor. Yani o düğüm falan değil. Ne gevşek ne de sık. Şöyle saracak şekilde alıyoruz. Arkasından geçirirseniz daha kolay kavrarsınız. Yine tekrar 1 2 3 tane alıyorum. Bakın şöyle karşılıklı denk gelecek. Bu burada son sıramız oluyor. Yani bu kısmı bitmiyor ama şimdi bu sıramızı da yapıp ön tarafının sık iğnesine geçeceğiz. İpimi çektim buradan. Bir düğüm, bir zincir çektim hemen tam dibine, yani tığımı geçirdim ilmeğin tam dibine, bir sık iğne yapıyorum ilkten, aynı aşağıdaki sıralardaki yaptığımız gibi. Sadece burayı da bir kez daha göstereyim. Yani buraya gelene kadar ilk iki sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bir diş yaptım, bir sık iğne yaptım. Burada da alt sırada bir zincir çekip aynı şu baştaki, bu bir alt sıradaki oluyor. Burada başlarken yaptığımız sık iğnemiz oluyor arkadaşlar. Hemen buraya da bir diş denk geliyor. Bundan sonrasını burada yaptığımız dişi böyle biraz sıkarsak, daraltırsak, bu başlangıçlardaki şu tam sık iğne tepesine gelen dişleri, daha iyi olur görüntüsü. Şimdi devam ediyoruz. Bir diş yaptım, hemen diş denk geliyor. Bakın buraya bir diş, bir de sık iğne hemen yanındaki dişin üzerine. Arkadaki ipimizi de gizleyerek örüyoruz. Ördükçe elinizde hızlanacaktır. Yani benim çok hoşuma gitti bu model yükseltme. Çok birçok babetinizde de kullanabilirsiniz modelde. Hemen yanından bir diş
alıyorum. Bir sık iğne. Bir diş. Yani alttaki diş üzerine bu sırada sık iğne gelecek. Sık iğnelerin üzerine de böyle bu dişlerden olacak. Bu sırayı da yine tamamlayalım. Buradaki başlangıç yerine kadar ipimizi de gizleyerek devam edeceğiz. Evet, bu sırayı da tamamlamak üzereyiz. Sonuncusuna da dişi yaptık, tamamladık. Direkt bakın burada alt sırada sık iğne zaten yanına denk geliyor. Hemen yanındaki sık iğneden sık iğne yaparak devam ediyoruz. Her sık iğneyi bir sık iğne yapıyoruz. Buraya geçiş sağladık. Buraya kadar gelelim. Bu kısma kadar sık iğne örerek bu tarafa doğru geldik. Hemen geldikten sonra bakın bir alt sırada sık iğne yaparak başladığımız kısmı bir diş gelecek şekilde buraya altta yaptığımız gibi yine bu taraflarda hemen sık iğnemizin alt kısmından ilk dişimizi yaparak direkt burayı öreceğiz artık. Yani ön kısımda 3 sıra daha bu sık iğne sırasından bununla birlikte bundan sonra 2 sıra daha sık iğne yapacağız buraya. Arka dalını aldık. Aldığımız kısımdan itibaren yani ondan sonra 4 sıra sık iğnemiz olacak. Şimdi 2 sıra daha sık iğnemiz olacak ama bu sık iğne sıralarımızda bu topu da örerek devam ediyoruz. Topuk kısmını da yine 3 sıra olacak şekilde öreceğiz. Bu ilk sıramız. Yine ilk dişimi yaptım. Bu dişin üzerinde bakın olan kısmı sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bir diş bir sık iğne olacak şekilde devam ediyoruz. Buraya kadar bu kısmı da bakın bir diş bir sık iğne olarak devam ediyoruz. Yine aynı bu tarafa doğru örüyoruz. Sık iğne olan kısma kadar bu kenar kısmını örelim. Evet, bakın arkadaşlar sonuna kadar ördüm. Bu kısma geldim. Hemen bir diş yaptım. Bir sık iğne yaptım. Buradaki dişin üzerine yanına tekrar şu dişin yanından bir diş daha yapıp sık iğne ile devam edeceğiz yine. Bir yanından tekrar göstereyim. Bir dişi yaptık. Yanındaki sık iğneden alarak yine sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bu da
son sıradan bir önceki sıra yine sık iğnemiz olacak. Bir sıra daha sık iğne yapacağız. Bundan ayrı. Buraya kadar yine örelim, devam edelim. Bu kısma kadar sık iğnemiz ön kısmın. Sık iğnemizi ördük. Hemen buradaki dişimizin de üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Ve yanındakine bir alt sırada bu taraftan sık iğne, bir diş almıştık. Şimdi bu taraftan bir diş almadan dişimizin üzerine sık iğne yaptık. Artık diğer taraftan bir diş alıyoruz ve devam ediyoruz. Bakın buradaki sıramıza geçtik. Burayı da aynı diğer başlangıç yerine kadar bir sık iğne, bir diş şeklinde örmeye devam ediyoruz. Örerek ilerleyelim. Bu kısma gelene kadar burayı da sonuna kadar tamamladık. Şimdi bakın burada bir sık iğne yaptım. Hemen bir diş yapıyorum. Karşı tarafta da nasıl yaptıysak bu dişin, yani şu tarafa artık diş yapmıyoruz. Sadece ilk sırada bunu yapmıştık. Şimdi direkt dişin üzerine sık iğne yaparak bir alt sırada buradan diş almıştık. Anlatmak istediğim, bakın bir alt sırada bu taraftan diş almıştım. Şimdi diş almıyorum daha. Burada direkt sık iğne yaptım. Hemen sık iğne yaparak devam ediyorum. Karşı tarafa kadar bu şekilde. Yani babetimiz de bu şekilde bu şekilde gidecek diş sıraları arkadaşlar. Bakın. Yani bu tarafa doğru yaparsak bu şekilde kaymış olur. Diş görünümü, ama bizimkisi böyle, yani her sırada bir sık iğneyi ileriye götürerek böyle sola doğru eğim olacak o dişlerimizin. Şimdi yine sık iğnemizi örüyoruz. Bu son sıra sık iğnemiz arkadaşlar. Buraya kadar geleceğiz, bitireceğiz burada. Bakın İlk tabanda iki arkadan iki dal almıştık ya, hani o sıra sık iğnesiyle birlikte 5 sıra sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5. Şöyle yakından göstereyim. 1 1 2 3 4 5. 5. sırayı örüyoruz şimdi, ama buraya kadar geleceğiz. Burada bitireceğiz. Yine bu tarafı da göstermek istedim size. Son sıra sık iğnemizi geldik. Bu taraflarda hiç diş yapmıyoruz. Direkt sık iğne örerek devam ettik. Bakın arkadaşlar, şimdi dişimizin üzerine bir diş, bir sık iğne yapıp bu taraftan diş yaparak devam ediyoruz. Yani eğimi sola doğru olmuş olacak. Bir sık iğne, bir diş şeklinde, bir sık iğne, bir diş, bir sık iğne, bir diş. Yine buradan bu kısma kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, tamamladık. Artık topukta yükselttiğimiz bu kadar olacak. Gayet 37-38'e ideal, 36'ya hatta 39'a da arkadaşlar. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Hani 39-40 veya üzeri numaralarda, hani Ayşe Hanım topuk birazcık daha yüksek olsun diyeceksiniz.
Zaten hem hazır taban üzerine yaparsanız zaten taban deliklerinin fazla olmasıyla birlikte kenarda da tığlama ilmekleri daha fazla olacaktır. Hazır örgü taban üzerine yaptığınızda da mesela ben bunu 37-38 numara için 47-48 zincirle başladıysam siz 40-41 için de 50 veya üzeri bir numara sayıyla başlayacaksınız. Otomatik olarak da ilmek sayısı daha fazla olacak. Bu kenarda da 1 veya 2 sıra daha buradan fazla alacaksınız. Yani bu yükseltiyi. Demek istediğimi inşallah anlatabilmişimdir. Yani bir iki diş sıra daha fazladan yapabileceksiniz. Otomatik olarak böyle oluyor. Yani her halükarda bu başlangıç yerine kadar örmeniz hangi ayak numarası olursa olsun. Bir de bu arkada hani 13-13 ben ayırmıştım ya, mesela 35 numaradan yukarı tüm numaralarda da yine böyle arkadan 41 numaraya kadar 13-13 ayırıp başlayabilirsiniz. 42 üzeri de 13 ayırmak yerine mesela 16-16 ayırabilirsiniz. Çünkü her sırada 3 ilmek kaydırma yapıyoruz ya, 3 ilmek 3 ilmek sağdan ve soldan. 16 hani çok yüksek olmasın. Çünkü 2-3 diş daha olursa aşırı bir yüksekliği olur. 40-41-42 üzeri de 13 değil de 16-16, onu siz ayarlayın daha büyük numaralarda. Ya da 34 numara altı küçük yaptığınızda da bunu daha örgü taban da kısa olacağı için yine 16-16 ayırabilirsiniz. Şu topuk yükseltme kısmını, yani basit sistemi, matematiği çok kolay arkadaşlar. İnşallah dilimden anlamışsınızdır. Bu şekilde buraya kadar geldik. Son sıramızdı bu. Son dişimi burada yapıyorum ve bakın birleştirme yeri, bir sık iğne yaptım. Burada yandaki sık iğneye kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Ben burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Çünkü bu şekilde düğüm atıp direkt ortadan zaten ilmek alarak modeline başlayacağız. Ama bu ip arkada gizlenmekte, ben gizlemekte zorlandım yani şu ipi. Zaten şu kadar bir kısmı kalıyor. Ama siz eğer sizin bildiğiniz başka bir teknikle yapabiliyorsanız hiç ipinizi kesmeden de direkt yine düğüm atarak şu şekilde bobetin içinden geçirip düğüm atarak bunu kesmeden yapabilirsiniz. Şimdi şu önden ilmek sayısı çıkaracağım sadece, ama ben ipini keseceğim. Uzunca bir ipimi kestim. Yandaki sık iğneye dediğim gibi kaydırma ile sabitledim. Hatta şöyle bir iki kez de şu arkaya almak istiyorum. Bu görüntüyü zaten buralarda modeli ördükçe kaybolacak. Sonradan da bunu ördükçe de ya da içten gizleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ön kısmına geldik, model kısmına. Şöylece bir düzeltip bakalım babetimize de. Bakın çok güzel kalıp gibi duran bir babet, harika. Çeyizlik için çok ağır bir yani model. Örmesi de çok zor değil arkadaşlar, çok kolay. Teknikleri de yani başka babetlerde şu topuk detayını ben çok sevdim. İlk başta birazcık tereddütteydim. Acaba çekilebilir hani bu videosu, hani değer mi çekmeye falan bu zahmeti. Ama gerçekten hem örmesi çok zevkli hem de harika bir duruşu var. Ayakta hiç, yani bu görüntüsü ayakta 5 katı daha güzel duruyor. Bu şekilde bir görüntüsü var. Dediğim gibi örgü tabanı üzerine de direkt patik olarak da hani hazır tabana da monte etmeden de kullanabilirsiniz. Örgü tabana edip çift taban olarak keçe deri tabana da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz de hazır taban ya da dış giyim ayakkabı tabanına da aynı bu sayılarla örebilirsiniz arkadaşlar. Tam topuktan yine şöyle, ben göz kararı bunu hep yapıyorum.
Şurayı sabitliyorum. Bakın arkadaşlar. Şurada tam tepeye tığımı ikisine birden alacağım. Şu anda elimle 1, 2, 3, 4, 5'inciye sağdan 5, soldan 5 olacak. Tepede bir tane, toplamda 11 ilmek çıkarmış olacağız yani. 5'inciye tığımı geçirdim. Hemen ipimin başına alıyorum. Burada sıkıca bir zincir çektim. Bu ilk sırada bir tane bırakıp, bakın arada bir ilmek bırakıyorum, diğerine ipimi de arkada gizleyerek 1 2 2 tane çift, yani iki seferde çıktım. Trabzanım aynı değil, aynı ilmek içine yaptım. Hemen tekrar zincir çekmeden ilmeğimin başına alıyorum. 1 2 ikinciye 1, aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Yine 1 ikinciye 1, aynı yere trabzan yaptım. Yine bir tane bırakıyorum. Diğerine 2 adet trabzan, bir tane daha bırakıp sonuncuyu da yapıyorum. Toplamda bakın baştan aldığımı, bir arada bir bıraktım, 1 2 3, üçüncü de zaten her üç arada bıraktığımız değil de diğer kutuların ikisine de bu ikili trabzanları, iki taneyi aynı kutunun içine yapıyoruz, aynı ilmeğin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 adet olmuş oldu. Yani 11 ilmeğimize şöyle 5 adet ikili trabzan, çift trabzan yani diyeyim ben, iki tane aynı çift trabzan battığımız yerlerle birlikte aradaki sık iğnelerle 11 adet. Şimdi hemen direkt hiç zincir çekmiyorum, yanındakine hemen bir kaydırma. Burada biraz ilk sırada sıkıntı olmasın. Ben bir bu başta çekmiştim ilk sırada. Burada da bir tane çekelim. Bu ilk sıramız olsun. Burada ilk sırada bir tane kaydırma yapacağım arkadaşlar. Şu karşılıklı kısımları denk gelsin diye. Çünkü direkt buradan almaya başladık. Burada bitireceğimiz için denk gelsin diye ben burada bir tane kaydırma yapıyorum. Sonraki sıralarda iki tane olacak. Hemen burada iğnemi sabitledim, yine geçiyoruz bu başa. 1 2 ikinciye ilmeğimi çıkarıyorum. İpimde bu arkada yine aynı yanlarda yaptığımız gibi örerek gizleyeceğiz. Direkt hiç zincir çekmiyorum, direkt ipimin başını alıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şu bakın ilk iki tane çift trabzan battığımız yerin hemen arasına, sağ tarafta kalan o boşluğa, bir şu ipimizde de çekersek bakın buradaki ilmek sıkılaşacak, şu baştaki aynı yere bir tane daha çift olacak bu trabzanlar. İkili trabzan yapıyorum. Hemen zincir falan çekmeden ipimi alıp diğer boşluğa, bakın ikili trabzanlar arada kalacak, 1 2, bu araya direkt geçiş yapıyorum. 1 2, hemen yine ilmeğimin başını alıyorum, zincir çekmeden diğerine geçiş yapıyorum.
diğerine geçiş yapıyorum. Sonuncusunu da burada, hani sonda da bir zincir çekip bir kaydırma yaptık. Bakın burada zaten iki ikili trabzan var, çift battığımız. Hemen yanına yine aynı çift trabzan yaptık ve ilmeğimi burada iğnemdeki ilmeği alıyorum. Bir kaydırma, iki kaydırma yapacağım. Tekrar burada artık iki iki kaydırmalarımızı yapıyoruz. İğnemi taktım, üçüncü sıraya geçtim. İpimiz nako pırlanta olduğu için arkadaşlar, birazcık daha yapısı kalın. O yüzden model böyle diş diş yine gibi görüntüsü oluyor. Yani tekniği bu. Örülme tekniği gayet basit. İnce eğer hazır ayakkabı, yani dış ayakkabı için örmek isterseniz bunun görüntüsü daha çok hoş olur. İnce iple örüldüğü için polyester. Yani aradaki bu delik detayları daha net görünür. Şimdi bizim ipimiz bir tık kalın olduğu için de bu şekilde daha dolgun dolgun görünüyor. Şimdi yine tekrar 1 2 ikinciye tığımı ilmek çıkaracağım. Yine arkada ipim, direkt ilmeğimin başına alıyorum zincir çekmeden. Bakın yine burada hani iki trabzan çift batmıştık ya, hemen bu tarafına buradaki ilmeğimizi arkadan ipimizi çektiğimiz zaman burası sıkılaşıyor. Şu ipimizle yine aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Direkt bu aralarda zincir çekmiyoruz. 2 2 böyle boşluklara geçiş yapıyoruz. Hemen bakın sonda da iki tane yaptığım yerin tam dibine şöyle göstereyim. Yani kaydırma yaptığım yerle ikili yani iki tane çift battığım yerin arasına yine batıyorum. Hemen ilmeğimi de buradan iğneden alıyorum. İlmeğim burada kaçmıştı arkadaşlar, onu düzelttim. Tekrar iğnemdeki ilmeğimi aldım. Bu tığımdaki kaydırma yaptım. 1 2 Bu şekilde nasıl yapacağımızı 3 sıra gösterdim ben. Belirginleşmeye de başladı. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, ön modeli belirginleşmeye başladı. 1 2 3 4 5 ilk başladığımızda 1 2 3 4 5 6 ikinci sırada şöyle yakından göstereyim. Bakın 1 2 3 4 5 ilk sıramız. İkinci de 1 2 3 4 5 6, üçüncü de 1 2 3 4 5 6 7. Yani bu dişler her sırada bir tane artacak. Aynı bu teknikle örüyoruz. 26
ilmek olana kadar arttırarak bu şekilde örüyoruz. Yani 26 ilmekten kastım da şu 1, yani şu zincir sayıları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu iki kaydırmayı saymıyorum. Bakın 14 tane burada ilmeğim var. Bu o kaydırmaları saymıyoruz. 14 ilmeğimiz 26 ilmek olana kadar aynı bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Artırmalarımız hiçbir değişiklik olmadan, eksiltme olmadan örüyoruz. 26 ilmek olduktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada yükseltme, yani artırmamıza kadar, 26 ilmek olana kadar devam ettim. Burada iğneme ilmeğimi taktım. Şöyle sayalım. Bakın şöyle dişler şu şekilde sırasıyla sağdan ve soldan her sırada bir tane diş fazla yaparak ilk 3 sırada gösterdiğim gibi örüyoruz. İlmek sayımız da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bu iki tane kaydırmamız oluyor. Bunları saymıyoruz. 26 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi buradan sonrasını şu kısmı da şöyle göstereyim. Şu önden 5 diş yaptığımız yerden 1, 2, 3, 4, 5 tam şu ortasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şu çaprazlama, yani tam ortadan sayarsak şu 5 dişin ortasındaki olan dişten sağ veya sola fark etmez 12 diş olacak böyle sırasıyla. Tam böyle alt üste doğru da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dişimiz üstte bu taraflara geliyor. Bu taraftan biz baz alalım sayımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diş olana kadar 26 olacak. Tüm ilmeği, yani bitene kadar aslında 26 olacak. Şu sık iğneler de dahil. 26 ilmekle devam edeceğiz hep. Ben şimdi buradan artırma yapmadan nasıl olacağını göstereceğim. Bu sırada artık artırmalarımız bitiyor. Dişlerimizi tamamlayana kadar da örme şeklini göstereceğim. Şimdi 1, 2. İkinciden tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. İpim burada. Ayarlayın. Çok gevşek de olmasın. Bakın. İçten de bakabilirsiniz. Gayet temiz bir görünümü var. Hiçbir şekilde ip fazlası, kalıntısı yok arkadaşlar. Hemen ilmeğimin tığıma ilmeğimi alıyorum. Direkt zincir çekmeden. Bu tarafta yine her zaman battığımız şu iki dişin, bak ilk diş yapmıştık ya, yani iki trabzan bir boşluğa, hemen sağına bir tane trabzan yaparak başlıyorum. Şöyle ipimizi çektirirsek bu baştaki ilmeğimiz sıkılaşacak. Bir tane trabzan artık yapıyorum bu sırada. Direkt ilmeğimin başını alıyorum. Alt sıralarda iki trabzan yaparak artırma yapıyorduk. Şimdi burada bir trabzan, başta ve sonda bir trabzan olacak. Yine bu aralara iki trabzanımız devam ediyor. Yine tekrar sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Son kısma gelene kadar zincir çekmiyoruz. Direkt bu boşluklara ikişer adet trabzan örerek devam ediyoruz. Sadece bu başta bir trabzan yaptım. Sonuna kadar gelelim. Evet, sonuna kadar geldik. Son çift trabzanımı yaptım ve ilmeğimin başını alıyorum. Normalde arttırma yaparken burada sonuna da iki trabzan yapıyorduk. Şimdi başta bir tane yaptık. Burada da bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Sayıyoruz ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yine 26 ilmeğimiz oldu. Arttırmayı yapmıyoruz artık. Sabit 26 ilmekte devam edeceğiz sonuna kadar. Şimdi ilmeğimi de aldım. Hemen yandaki
Yerden bir kaydırma yaptım. Üçünü birlikte çektim. Bir kaydırma daha yaptım. Burada örme işlemine devam ediyoruz. Şimdi dediğim kısımdaki gibi arkadaşlar şöyle şu yandan saydık ya 12 tane olana kadar. Bakın bizim kaç tane olmuş? Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 dişimiz ya. Bu ortadaki dişten itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane örmüşüz. Bu 12 olana kadar devam edeceğiz. Şimdi artırmamızı bu sırada 1 1 almıştık. Bu sırada da hemen 2 tane alıyorum. İlmeğimin ikincisinden aldım yani. Tekrar ayarlıyorum ipimin bolluğunu. İlmeğimin başını alıp şimdi de bakın arkadaşlar. Şimdi hemen alıyorum. Burada bir tane şu alt sırada diş yapmıştık. Bu tarafından değil. Bu bir dişin bu tarafından değil. Direkt bir diş yaptıktan sonraki şu boşluğa. Yani iki dişle iki trabzanla iki çift trabzanla bir tane tek trabzanımın ortasına direkt geçiş yaptım. Burada buraya geçiş yaptım. Burada iki trabzan yapacağım. Bir tek bir sonraki sırada da buraya bir trabzan yapacağım. Yani artırma işlemini bir tek alıyoruz başta ve sonda bir sırada tek bir sırada da çift alarak devam ediyoruz. Şimdi buraya bir tek bir çift trabzan olan kısmının arasından iki tane aldım. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sonuna kadar gelelim. Bakın bu şekilde bir trabzan yapmıştık bir alt sırada. Şimdi bu tarafından değil direkt bu tarafa atlayarak iki trabzan yaparak sol tarafından devam ediyoruz. Sonuna geldim. Yine bakın şu bir alt sırada bir tane tek trabzanım vardı bir tane de çift. Hemen bunların arasına yani altta şuralardan alıyorduk artırma yaptığımız zamanlar. Şimdi bir alttaki teki şimdi çift bu taraftan alıyoruz ama çift yapıyoruz trabzanımızı bu sırada. Burada da çift yaptık. Hemen direkt ilmeğimi alıyorum. 26 yine ilmeğimiz oluştu. İğnemdeki ilmeğimi alıyorum. Bir yanındakine de atıp burada kaydırmamızı iki kaydırmamızı tekrardan yapıyoruz. Artırma işlemini bu şekilde yani kesiyoruz artırma yapmadan devam ediyoruz. Şimdi yine bu sırayı da göstereyim. Bir yine ikinciden aldım. İlmeğimin başını alıyorum. Yine şimdi tekrar bu çift battığım yerden arkadaşlar. Bakın bu tarafına tekrar bir tane trabzan yapacağım. Bir tane çiftin hemen bu tarafından trabzanımı yapıp yine devam ediyorum. Bu sırada yine tek başta ve sonda tek yapıyoruz. Bu dengelemek için bu sayıları sonuna kadar yine aynı şekilde çift örüyorum. Devam ediyoruz. Buralarda videoyu durduruyorum zaman açısından arkadaşlar. Çok zaten detaylı olan kısımlarını anlaşılması zor olan kısımları ben gösteriyorum size. Burada sonuna kadar örelim. Devam edeceğiz. Sonuna geldim yine. Bakın burada çift yapmıştım. Yine burada bir tek trabzan yapıyorum. Ve ilmeğimi alıp kaydırmayla birleştireceğim.
Bir, iki. Şimdi sıramızı sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Önden de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki işlemi bitirdik arkadaşlar. Yani şu dişli olan modelimizi tamamladık. 26 ilmek olacak sayılarımız. Dediğim gibi bunu siz büyük eğer hani 39-40 üzeri yaparsanız zaten bunu 28-30'a kadar çıkarabilirsiniz. 40 üzeri 41 falan bu modelde onun büyüklüğünü küçüklüğünü ilmek sayılarını ayarlamak çok kolay olacak. Hemen buradan şimdi sık iğneli olan kısma geçiyoruz. Sık iğne yerini de yapıp işlemimize çok az bir zaman kaldı. Burada şimdi arkadaşlar normalde şimdi bunu çift trabzan yaptığımızda buradan iki tane alıyorduk. Her sırada da iki kaydırmamızı yapıyorduk, sabitliyorduk ama şimdi burada sık iğne yaptığımız zaman da otomatik bir tane almamız gerekiyor. Bu kenarlardan sık iğnenin genişliği orantısında. Ama ben yine iki tane alacağım. Bu yanlardan sık iğne de yapsam 2-2 alarak devam edeceğim artık. Çünkü şu kısımlarını birazcık daha yukarıya doğru kapatsın istedim. Şu bölüm çok açık kalmasın, şu ayak kısmı yani. Taban yapısı birazcık daha farklı olduğu için diğer tabanlardan bu kısmını birazcık daha bu ön tarafa, ayak üstüne sabitlemek istedim. Yani kapalı olsun diye. Siz bir tane de alabilirsiniz ama ben bunu bu modelde iki tane yine 2-2 almaya devam ediyorum. İlmeğimi aldım ikinciden. Bakın tekrar hiç başını almadan ilk buradaki ilmeğime yani bakın bir alt sırada tek trabzan yaptığımın başından sık iğne yaparak devam edeceğim. Buradaki baştaki ilmek gevşek olabilir. Dediğim gibi şunu çektiğiniz an o zaten sıktırıyorsunuz orada. Sıkıntı değil. Devam ediyoruz. Hem ipimizi gizliyoruz hem de her ilmeğe yani yine 26 adet ilmeğimiz sık iğnemiz olacak burada da. Bu şekilde örmeye devam edelim. Sonuna kadar 26 sık iğne elde edeceğiz. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sık iğnemizi bu şekilde ördük. 26 adet sık iğnemiz olacak. Sonuna geldim. Buradaki zaten iki tane kaydırmamız vardı. Bir önceki sırada ilmeğimi alıyorum. Tekrar bir kaydırmamı yaptım. İkinciyi de yaptım. İlmeğimi sabitliyorum. Bu tarafa geçtik. Yani şu benim amacım şuradaki yükseldi, topuk yükseldi, yukarıya doğru çıktıkça bu öndeki modeli de şöyle yan tarafta kalmasını istedim çok aşağılarda. Hemen yine ikinciden alıyorum ilmeğimi. Bakın 1 2 yakından görün 1 2 ikinci ilmek çıkartacağım. Burada bir alt sırada yaptım. Sık iğne üzerine direkt sık iğne çıkararak devam ediyorum. Bunu çektiğiniz zaman bakın kendini topladı. Buradaki sık iğne şu arkadaki iple sonuna kadar yine devam edelim. Bu sırayı da aynı bu ördüğüm sistemde 4 sıra sık iğnemiz olacak. Bu şekilde bir ördük zaten. Bu ikinci sıramız. 2 sıra daha örüyoruz. Aynı 2-2 alarak kaydırmalarını 26 ilmekle 4 sıra daha 4 sıra sık iğnemiz olacak. Sonra devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar, şimdi hemen şurayı da kısaca anlatmak istiyorum. Yine 1 2 3 4 sıra sık iğnemizi tamamladık. İkinciden yine alıyorum son şu görüntüsünü elde edeceğiz. İpimin başına direkt alıyorum. 1 2 3 tekrar göstereyim. Hemen ilmeğimi çıkardım. İkinciden tekrar iğneyi çıkardım. Burada başta 1 2 3 bırakıp dördüncüye ikili trabzan yaptım. Yine aynı yere ikili trabzan, arada bir zincir çekiyorum. İki trabzan yaptıktan sonra bir zincir çektim. Tekrar iki tane daha trabzan yapacağım. Bu dört tane trabzanı aynı zincir içine, ilmek içine yapıyoruz. Yine tekrar başını alıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz aralarda. 1 2 3 4'üncüye 3 tane ilmek bırakıp 4'üncüye iki trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar iki trabzan daha yapıyorum aynı yere. Bu kısmı ister yapın, siz bilirsiniz arkadaşlar. Sizin zevkinize kalmış. Yapmayabilirsiniz direkt sık iğne de. Çünkü fiyonk da geliyor ama ben yine orijinalinde bu şekilde olduğu için bunu denemek istedim. 1 2 3 4'üncüye iki tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar iki trabzan daha yapıyorum. Toplamda bir kutucuğun içine dörder tane trabzan örmüş oluyoruz. Sonuna kadar bu şekilde örelim. Toplamda 1 2 3 4 5 6 tane bu şekilde motifimiz oldu. Direkt buradan ilmeğimi de alıyorum. Burada 26 ilmek olacak diye bir artık kural yok arkadaşlar. Aynı bu şekilde örelim. 26'dan da fazla olabilir. Direkt ilmeğimi aldım. Hemen bir tane kaydırmayla tamamlamış olduk. Modelimizin ön kısmını bitirdik. Şimdi komple şu kenarları kaydırma yapıp tamamlayacağız. Sonrasında da tabana monte olacak. Buraya kadar kaydırma yapıyoruz bu sırayı arkadaşlar. Sonda da sonuna kadar da kaydırmamızı yaptık. İpimizi burada kesiyoruz. Babetimizin bu kısmı tamamlandı. İpimizi gizleyelim. Sonra da şöyle 38 numara ya da 37 numarayı bu sayılarda taban tığlamamı yapıp geliyorum. Bunları detaylı göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü aşağıda videolarımda şimdi bilmeyenler, yeni izleyenler için söylüyorum. Taban tığlama videolarım var. Detaylı bir şekilde babete, patiye nasıl tabanı monte ettiğim videoları var. Sadece kısaca sayılarını vereceğim ben yine. Tabanı tığlayıp topuktan başlıyorum. Bu şekilde taban tığlamama. Tabanımı tığlayıp sayıları Instagram sayfamdan takip edenler de bilir. Sayıları da birçok numaranın detaylı görseli de paylaşılmış. Paylaştım. Var zaten. Bu şekilde bu topuktan başlayarak taban tığlamamı bitireceğim. Yine topuktan da monte etmeye başlayacağım. Buraya kadar izledik. Sonrasında şimdi ara ara ben göstereceğim arkadaşlar. Tabanımı tığlayıp geliyorum. Evet, hemen tabanımı tığladım ve geldim arkadaşlar. Dediğim gibi 38 numara bir taban.
37'ye de bu sayılarla tığlayabilirsiniz. Topukta ve burunda en tepelere 5. Burunda sağda ve solda 4'er tane 4 button. Topukta da sağda ve solda 2'şer taneye 4 button. Diğer hepsi 3 kez batarak tabanımı tığladım. Şöyle ekran görüntüsü olarak da alıp iyice detaylı inceleyebilirsiniz. Ya da önceki videolarımda, aşağıda videolarımda var taban tığlamalar arkadaşlar. Hemen şu topukta da nasıl, nereden işaret aldığımı da göstereyim. Tam tepeye geldik zaten. Burada da yine tabanda arkadaşlar, şöyle tabanı bakın, zaten dışa kalan iç dışta bıraktığım şöyle tek dallar vardı tabanı ilk sırasına başladığımızda. Hemen oradan zaten bilenler biliyor, anlamayanlar da arkadaşlar önceki videolarımda, aşağıda videolarda bakarsanız detaylıca taban monte etme videolarım, taban nasıl tığlanır, birçok video paylaştım bununla ilgili. Çünkü çok zaman alıyor. Bu bile çok bayağı bir saate denk gelecek bu babetin anlatımı. Buraları kısa kesiyorum. Sadece başlama yerlerini göstereceğim. Sık iğne şeklinde tabanın şu iki tane ilmeğini alıyorum. Örgü tabanda da şu dışarıda bıraktığımız şu tabanı, hani ilk sırayı ördüğümüzde iki dal alıyorduk ya arkadan, bu dışarıda kalan tek dallarını da tabana monte ederken örüyoruz. Bir buradan, bir buradan sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Buraya kadar gelelim. Evet, tabanımızı da monte ettik. Bu şekilde. Hemen şimdi şurayı da göstereceğim. Şu arkadan, şu ara boşluklardan bu ilmeğimi, ipimi çıkarıyorum. İlmeğimi çıkardım. Bu ara boşluklara kaydırma yaparak tamamlayacağız babetimizi. Bunu da daha detaylı görebilirsiniz önceki babet videolarımda. Bunu tüm babetlerin sonrasında bu işlemi yapıyorum. Daha güzel bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Bakın şu boşlukla, şu aradaki. Çünkü tabanı monte ettiğimizde orada bir gerginleştiği için tabanla örgü taban arasındaki o ilmekler bir aralık, boşluk olmuş oluyor otomatikmen. Ama bu tığlamayla, kaydırma tekniğiyle bunu gayet güzel bir görüntü olmuş oluyor. Burayı da kadar gösterdim. Bu işlemi de sonuna kadar yapalım. Her aradan alıyoruz. Kaydırma tekniğiyle çıkarıyoruz. İpimizi biraz gevşek bırakalım. Çok sıktırmayalım. Sonuna kadar, buraya kadar gelelim. Burada birleştirerek babetimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, babetimiz bitti. Fiyonkumuzu da yaptık. Bu şekilde bakabilirsiniz. Kenarda yükseltisine tabanımıza monte ettik. Kesinlikle tabanda hiçbir gözükme, kenarlardan çıkıntı falan olmuyor. Gayet güzel bir babet dikmedim ben fiyonkum arkadaşlar. Siz bir sonraki videoda da fiyonkun anlatımını dinleyebilirsiniz. Çok uzun olduğu için süre olarak sıkmak istemedim size arkadaşlar. Bu şekilde ikisi de sol ayak, pardon sağ ayak, gayet çok şık bir görüntüsü var. Ayakta da duruşu, örmesi de çok zevkli. Güzel bir babet modeli oldu. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak da kanalıma destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açık tutarak da çektiğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.